selam. Ahmet Taşpınar ben ve konuğumuz Tunay var. Merhabalar Tunay. Merhaba hocam. Ne haber Tunay? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Eyvallah. Şimdi bir haber iyi giderle. Seninle beraber olduğumuz böyle yayınlarda teşekkür ediyorum bu arada. Tekrar ayaklarına sağlık diliyorum. Kesinlikle. Senin de sohbet keyfi hakikaten tadına doyum olmuyor. Allah net söyleyeyim. Eyvallah. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir haber iyi giderdi. Bugün bir haberimiz var. Haber esasında neyle ilgili? Haberimiz renklere sen vakıfsın. Geçen gün renklerle ilgili bir şeyden bahsetmiştik. Az çok hocam. Evet. Eyvallah. Yani hani bir fizikçi olman hasebiyle diyelim. Yani kafa farklı çalışıyor. Yani lüzumsuz her şeyi biliyoruz gibi hocam. Estağfurullah. Renk algısı, yani insanların ruh haline göre etrafa baktıklarındaki renk, gördükleri renk değişiyor mu? Böyle bir şey, yani sen böyle bir şey yaşıyor musun en azından? Yani renk değişmez hocam. Renk aynıdır da insanı hani psikolojisine göre hissettiğiyle alakalı bence. Evet, yani yani mutlu hissediyorsan gördüğün renkler farklı mıdır? Yani veya farklı renkleri mi görürsün? Yok hocam. Yani mavi ne kadar maviymiş demezsin. Evet, doğru. Evet, bugün renklerle ilgili renklerle ilgili olduğunu düşündüğüm bir haber okuyacağız. Okuyalım mı izninizle Tunay? Hocam. Eyvallah. O zaman haberimize geçelim haydi. Feeling blue. Çok güzel bir ifadedir. Böyle mavi hissetmek diye çevirmeyeceksin. Sen mavi dedin, bak mavi geldi. Feeling blue'nun tam Türkçe karşılığı can sıkılması demek. Can sıkılması. Maviyi hissetmek değil yani o. Ha, burada canın sıkılması. Seeing gray. Allah Allah. Nasıl yani? Kendini kötü hissediyorsan gri görürsün. Şimdi o zaman bu cümleye bakıldığında şunu çıkaracağım ben. Psikolojiye bakarak etrafında ne gördüğün renkler değişiyormuş. Aslında psikolojiyi burada bence renklere uyarlıyorlar hocam. Hmm. Okuyalım. Kendini kötü hissediyorsan, canın sıkkınsa gri görürsün. Reduced contrast sensitivity, azalmış kontrast hassasiyeti depresyon için bir işaretmiş. Ha. Yani o kontrast hassasiyetinde azalmışlık varsa depresyon. Depresyona giriyorsun lan diyor. Dikkat et diyor. Gördüğün renklere göre aman ha dikkat et diyor. Gel haberimizi okumaya devam edelim. Depression has long been associated with vision. Şimdi bak, depresyon çok uzun zamandır ilişkilendirilmiştir. Bu associated with'i dikkat edeceğim. Neyle? Görüşle. Vizyonla, o vizyon kelimesinin geldiği bu. Bir görüşle. Görüş ile çok uzun zamandır bağlantı kurulmuştur. And to color perception. Ve o rengin algısıyla bağlantı kurulmuş özellikle de. And the link between them. Onların arasındaki bağlantı günlük dilde bile açıktır. Günlük dilde bile açıktır. Yani ben bu cümleyi okuduğumda günlük dilde açık derken biraz önce konuşulan o feeling blue vardı ya, kendini mavi hissetmek. Şimdi hani kelime çevirelim de feeling blue dediğimde canım sıkkın diye çevireceğim. I'm feeling blue, I feel blue. Bugün çok griyim mesela. Aynen bunu kelime aldık, çevirdik. Bugün maviyim değil, bugün griyim. Griyi düşündüğümde bugün kötüyüm diye. Demek ki mavinin orada kötü bir anlamı varmış diye almak lazım. Peki devam edelim. Diyor ki, depresyon, wow, of course, tabii ki, often referred to as, bak referred to ifadesine ve as'e dikkat et. Depresyon, genellikle canı sıkkın olmak diye atfedilir. And those who suffer from it, ve bundan muzdarip olanlar, suffer from'a dikkat ediniz, are sometimes taught, kendilerine ne söylenir, to lighten up, bak geldi bir daha lighten up. Rahatlamak, aydınlanmak demek. Şimdi aydınlanmak değil. Ya lighten, ya biraz şöyle, ne denir ona? Türkçe'de böyle bir şey var mı? Ben tam olarak bilmiyorum da. Titre de kendine gel. Lighten up'tan bunu çıkardın. Evet. Eyvallah. Hayır diyemedim kesinlikle. Diyemedim.
Diyor ki titreme kendine gel denir kendilerine. Depresif olan vatandaşlara diye yorum alıyor. Yaptı Sunay. Drink bu bağlantı. Yani bu kendini kötü hissetme ve bundan muzdarip olan vatandaşlara da lan arkadaş şöyle kendine gel. Evet rahatla mantığı arasındaki bağlantı. Can be found in art. Ooo sanatta bulunabilirmiş. Düzeltiyorum. Hatta ekleme yapıyorum. Sanatta da bulunabilir. Nasıl yani? Picasso'nun Blue Fury diye bir dönemi varmış. Evet. Varmış. Blue Fury deyince artık herhalde benim aklıma ne gelecek? Adamın kasvetli böyle yaşadığı bir dönem diye düşünmek lazım. Fakir dönemde de olabilir. Fakir dönemi olabilir tabii ki. Yani kasvet deyince ilk dille aklımıza evet. Şey gelmesin. Manevi bir şeyler gelmesin. Maddi olarak sıkıntılar yaşıyor olabilir. Which was brought on by the suicide of his close friend Carlos. Şimdi amcanın yakın arkadaşı intihar etmiş. İntihar etmiş diyorum. Öldürülmüş. Onun öldürülmesiyle. Ha, intihar evet evet. Yani kendini öldürüyor sonuçta. İntiharıyla meydana gelen bir periyotmuş. Ha demek ki can dostu diyelim. Can dostu intihar edince amca da ne yaptı? Amca da kafayı sıyırdı. Mavi bir döneme girdi. Biz de ona tabii gri dönem diyeceğiz tabii ki. Aynı senin teriminle. Is characterized by özelliği ne? A series of striking painting. Çarpıcı resimleri var. Gölgeli. Soğuk mavi resimler. Ki bu da derinden melankoliyi, onun o zaman hissettiği melankoliyi ifade ediyormuş, yansıtıyormuş. O zaman duygularımızı ifade ederken Tunay, yani çizdiğimiz resimlerde farklı gösteriyor. Sen resim yapıyor musun? Bir zamanlar yaptım hocam. Ne yaptın? Valla hocam işte kendi çapımda, işte yağlı boya bir şeyler. Vay! Karalıyorduk yani. Vay! Nasıldı peki renkler? Genelde hocam benim de öyle galiba gri dönemim. Kış resimleri yapmışım genelde. Öyle mi? Evet, kış manzaraları. Eyvallah. Ama o böyle kendini rahatlatmak için böyle güzel bir format. Tabii herhalde. Hocam yani herkesin bir hobisi olmalı bence. Kesinlikle katılıyorum ama benimki kesinlikle değil. Benimki yani Cinali formatının ötesine kesinlikle geçemiyor. Yetenek lazım ama. Lazım. Devam edelim. All the association between depression and color. Bak, renk ve depresyon ve renk arasındaki o ilişki largely metaphorical. Metaphorical mecazi demektir. Mecazi olmasına rağmen. Bak, şimdi bak burası çok önemli. Mecazi olmasına rağmen there is actually some evidence. Elimizde gerçekten bir kanıt var. Yakından bağlantılı. Yani hani şimdi burada şöyle bir şey var. Mecazi deyince aklımıza ne gelecek? Gerçek anlamıyla değil esasında. Gri düşünen insanlar filan. Burada mecazi bir şey var ama burada gerçeklik payı da var diyor esasında. Devam edelim. The most recent comes from a new study. En günceli, en böyle yenisi yeni bir araştırma tarafından Alman araştırmacılar tarafından Biology Psychiatry denilen bir dergide yapılan bir araştırmadan geliyormuş. Bu araştırma göstermektedir ki depresif olan insanlar have reduced sensitivity to contrast. O kontrasta karşı hassasiyetleri azalıyormuş. And therefore, bundan dolayı da they may perceive the world differently from others. Diğerlerinden farklı bir şekilde dünyayı görebilirlermiş. Devam ediyor haberimiz. Renk önemli. Earlier work. Daha önce yapılan çalışmalar zaten kanıtladı. Bir çalışma falan varsa o şovu kanıtlamak diye çevirelim. Göster diye çevirmeyelim. Bir psikolojik bağlantı var. Depresyon ve o vision görüş açısı arasında bir bağlantı var. It has long been known. For example. Örneğin çok uzun zamandır bilinmektedir ki reserpine. Lan reserpine ne? Dur dostum açıklıyorum diyor. Sakin ol diyor. A drug which is prescribed for psychosis and hypertension. O hipertansiyon ve psikoz için reçete edilen bir ilaç olan reserpin. Şimdi ne işe yarıyor bu? Which induces depression. Vay! Depresyonu tetikliyormuş. İndüklemek diye bir ifade vardır. Sen bilirsin onu. Nedir o? Depresyonu insanlarda tetikliyormuş bu. Ve excessive sensitivity to light in various animals. Çeşitli hayvanlarda ışığa karşı olan
aşırı hassasiyete sebebiyet veriyor. Hmm. Depresif olduğunda ışığa karşı hassasiyet. Peki. Başka araştırmalar aynı zamanda kanıtlamış. Diyor ki, büyük depresif olan, yani çok büyük depresyon rahatsızlığına sahip olan hastalar aynı zamanda inanılmaz hassas oluyorlarmış ışığa. Ve this can be reversed. Bu antidepresanlarla tersine döndürülebiliyormuş. Antidepresanlarla, bunun antidepresanlarla ilgili birazdan görüşünü alacağım. And that, bu that yine yukarıda gösterilen, kanıtlanan şey devam ediyor. Depresyon değişikliklere sebep oluyormuş beyindeki elektrik aktivitesine. Ne? Visual, görsel uyarıcıya karşı verilen tepki olarak. Ve change in activity, bu aktivitedeki değişiklik antidepresanlarla değiştirilebiliyormuş. Antidepresan o zaman vatandaşın görüş açısını değiştiriyor. Yani renkli öyle, görmesini sağlıyor. Öyle çalışmalar öyle gösteriyormuş. Evet, aynen öyle. Buna antidepresan kullanmıyoruz. Yok hocam. Zaten kendi ilacımız kendimiziz. Aynen hocam. Aynen öyle. Yani. Eyvallah. Benden söyleyecek bir şey yok. Senin ekleyeceğin bir şey var mı bu konu hakkında ilgili? Yok hocam. Yok. Güzel bir çalışmaymış. Ben beğendim. Yani. Eyvallah. Ben de. Yani değişik bir bakış açısıymış. Şimdi tavsiyemizdir. Hikayeyi, haberimizi izledikten sonrasında geriye dönüp kelime tekrarı yapmamızı tavsiye etti Tunay. Bizden de aynı şekilde ona çelişen bir görüşümüz yok. Aynısını yapalım. Efendim bir sonraki haberde görüşmek üzere diyelim. O zaman esen kalın diyelim. Diyelim mi? Diyelim hocam. Eyvallah. Bu son zamanlar için ekleme yapacağım şey var mı? Yani arkadaşlar sosyal mesafeyi ne yapsınlar, korusunlar mı? 1,5 metre. 1,5 metre. 150 santim önemli hocam. Aynen öyle. 140'da hani mesuliyet kabul etmeyiz. Evet, kesinlikle. 150 oldu mu rahatız. Evet hocam, rahat. Maske önemli. Maske önemli. Eyvallah, teşekkürler. Kayıtlara girdi efendim. See you diyelim.